Zavallı kör budalalar her şeyi açıkça görmek istiyorlar. Sisin ötesini bile. Tıpkı Claude Monet'in söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Adolf ve Louis Justin Manet'in çocuğu olarak dünyaya geldi. 1845'te Manet 5 yaşındayken aile Normandiya'daki Le Havre'ye taşındı. Manet Notre Dame de Lorette Kilisesi'nde Oscar Claude olarak vaftiz edildi. Babası onun aile mesleği olan bakkallığa devam etmesini istiyordu. Fakat annesi sanatçı olmasını da diretiyordu. 1851 Nisan'ında Manet Le Havre'de ortaokula başladı. Önceleri 10 Fransız frangına sattığı kara kalem karikatürleriyle çevresinde tanındı. İlk çizgi derslerini Jacques-Louis David'in öğrencisi olan Jacques-Francis Oscar'dan aldı. Bu dönemde Eugène Bodin'le tanıştı. Bodin, Manet'e yağlı boya kullanmayı ve açık ortamlarda resim tekniğini öğretti. 28 Ocak 1857'de annesi öldüğünde 16 yaşındaydı. Okuldan ayrılarak dul teyzesinin yanına yerleşti. Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek için Paris'e geldiğinde pek çok ressamın eski ustaları taklit ettiğine tanık oldu. Manet bir pencerenin yanına oturup gördüklerini resmetmektense gereçlerini yanına alıp dışarıda resim yapmayı tercih ederdi. Paris'te geçirdiği yıllarda pek çok emperyonist ressamla arkadaş oldu. Bunlardan biri Edouard Manet idi. Haziran 1861'de 7 yıllık bir sözleşmeyle orduya katıldı. Fakat görevinin ikinci yılında teyzesi Madame Le Cadre sözleşmesinin feshedilmesini sağladı. Ancak Madame Le Cadre'nin bir koşulu vardı. Manet'in üniversitede sanat eğitimi alması. Alman ressam Johann Barthold Jonkind'in teyzesini bu fikre teşvik etmiş olması muhtemeldir. 1862'de Paris'te Charles Gleyre'nin öğrencisiyken üniversitedeki geleneksel resim anlayışı Manet'de hayal kırıklığı yarattı. Bu dönemde Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Bozille ve Alfred Sisley ile tanıştı. Birlikte resme yeni yaklaşımlarını paylaştılar. Işığın açık havada yarattığı etkiyi resme parçalanmış renkler ve seri fırça darbeleriyle aktardılar. Bu daha sonraları empresyonizm olarak adlandırıldı. Manet'in tanınmasını sağlayan 1866 tarihli Camille ya da Yeşil Elbiseli Kadın adlı eseri, gelecekteki eşi Camille Danchot'un Monet tarafından yapılan pek çok resminden biriydi. Kısa süre sonra Danchot hamile kaldı ve ilk çocukları Jean dünyaya geldi. 1868'de Maine, Seine nehrini atlayarak intihar etmeyi deneydi. Manet yemeği çok severmiş. 1858'de Eugène Bodin ile birlikte Honfleur seyahat ettiğinde bir çiftçi tarafından işletilen Le Farme Saint-Samin adında bir konakta kalmış ve oradaki kırsal bölgeyi boyamış. Konakta krema soslu tavuk gibi yemekler yemiş ve yemeğe merakı bu sıralarda gelişmeye başlamıştı. Yemekle ilgili günlüklerinde arkadaşlarından ve Paris'teki lokantalardan birçok yemek tarifi toplamış, adı Giverne olan evindeki aşçısı Giverne'nin sebze bahçeleri, meyve ağaçları ve tarlalarından toplanan malzemelerle bir sürü çeşitli yemekler hazırlar. Öğle yemeği için Renoir, Sisley, Pissarro ve Rodin gibi ressamlar ve yazarlar davet edilirdi. Domates dolması veya mantar gibi bir sıcak yemek ile başlayan öğle yemeğinde balık, et, sebze, salata ve tatlı servis edilirmiş. Akşam yemeği ise çorba ile başlarmış. Mesela pırasa ve patates çorbası, ardından yumurta veya peynir servis edilirmiş. Ana yemeği olarak kırmızı şarap soslu tavuk veya soğuk et, yanında ise salata, roquefort peyniri yahut brie gibi bir peynir servis edilirmiş. Fransa-Prusya Savaşı süresince Manet İngiltere'ye sığındı.
Orada John Constable ve Joseph Mallard William Turner'ın resimlerini üzerinde çalıştı. Her ikisi de renk kullanımında Manet'in yenilikçi buluşlarına ilham kaynağı olmuşlardır. 1870'te Manet ve Camille evlendiler. 1871-1878 yılları arasında Manet Fransa'ya geri döndü. Önce çocukluğunun geçtiği Le Havre kentine gitti. Le Havre'den bir manzarayı yansıtan gün doğumu tablosunu yaptı. 1874'te ilk empresyonist sergide yer alan bu resim günümüzde Müze Marmotton olarak yer aldı. 1873'te Paris yakınlarında ve Seine Nehri kıyısında bir köy olan Argentile yerleşerek eşi Camille ile birlikte 6 yıl yaşadı. En çok tanınan eserlerinden bazısını burada yaptı. 1874 yılında Manet, Degas, Renoir, Cezanne, Pissarro, Siste ile beraber açtıkları sergi başarısız olunca ekonomik şartları iyice kötüledi. Claude Manet 1876'da Ernst ve Alice Hochhede çiftiyle tanıştı. İş insanı ve koleksiyoner Ernest Hochhede evi için dekoratif paneller sipariş etmişti. 1877'de iflas etmesi empresyonist sanatçılar için ama özellikle Manet için büyük bir darbeydi. Ernest çiftçinin evine yaz boyu beraber kalmak üzere Manet ve hasta eşi Camille çocuklarıyla beraber yerleşti. Orada uzun süre kaldılar. Ernest Hochhede zamanının büyük bölümünü Paris'te geçiriyordu. 1878'de ise Belçika'ya kaçtı. Claude ve Camille'nin ikinci çocukları Michel 17 Mart 1878'de doğmuştu. Doğum nedeniyle iyice zayıf düşen Madame Monet 5 Eylül 1879'da tüberküloz sebebiyle öldü. Manet onu ölüm yatağında resmetti. Camille'nin ölümünden sonra Manet Alice ile Wet Vale'de yaşamaya devam etti. Alice kendi 6 çocuğuyla birlikte Manet'in çocukları Jean ve Michel'e bakmaktaydı. 1891'de Ernest'in ölümünden sonra Manet ile evlenmeyi kabul etti. 1892 yılının Temmuz ayında evlendiler. Camille'nin ölümünden sonra yas içindeki Manet bir daha asla yoksulluk batağına düşmeme kararını vermişti. Ve en güzel eserlerini yaratmak üzere çaba harcamaya başladı. 1883-1908 yılları arasında Akdeniz'i dolaşarak pek çok doğa resmi yaptı. Önemli bir resim serisini İtalya Venedik'te yapmıştır. Ayrıca Londra'da iki önemli serisi olan Parlamento ve King Cross Köprüsü resimlerini hazırladı. Alice ve Claude Manet çocuklarla beraber 1881'de Poissy'ye, 1883'te Vernon'a taşındılar. Son olarak Mayıs 1883'te Paris'ten 80 kilometre mesafedeki Giverny'ye yerleştiler. Manet burada bir ev ve bahçe kiraladı. Geri kalan ömrünün büyük kısmını sonradan satın aldığı, bu yerde yeşerttiği bahçeyi resmederek geçirdi. İlk önce ot yığınları serisini yaptı. Farklı yönlerden ve günün farklı saatlerinde ot yığınlarını resmetti. Son olarak da bahçesinin resmettiği zambaklar serisini hazırladı. İkinci eşi Alice 1911'de, oğlu Jean 1914'te ölmüştür. Manet 1923'te katarakt sebebiyle iki kez ameliyat olmuştur. Katarakt olduğu süreçte yaptığı resimlerin genel olarak kırmızı tonlarda olduğunu görürüz. Bu katarakt hastalarının görüş biçiminin karakteristiğidir. Claude Manet 5 Aralık 1926'da 86 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle ölmüş ve Giverny Kilisesi mezarlığına gömülmüştür.